Merhaba arkadaşlar. Kazım ile Pratik Fizik kanalıma hoş geldiniz. 3-4-5 AYT fizik soru çözümlerinin orijinal soruları ilk soruyla başlayalım arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Akıntı hızının yatay doğru, yatay doğrultu olduğu bir nehirde O noktasından giren bir yüzücünün suya göre hızı, hız vektörünün doğrultusu kesikli çizgide gösterilmiştir. Akıntı hızı yüzücünün suya göre hızından büyük olduğuna göre diyor. Yüzücü karşı kıyıya hangi nokta ya da noktalardan çıkamaz demiş. Şimdi sorumuzda arkadaşlar burada akıntı hızının suya göre hızından ne olduğunu söylemiş, büyük olduğunu söylemiş. O zaman burada e, suya göre hız vektörü hangi doğrultuda? Bu istikamet olduğunu. O zaman bu istikamette bir şu suya göre hız vektörünü çizersek arkadaşlar şimdi e, akıntı hızında o zaman x'e çıkması için şu istikamet çıkmamız lazım, yazmamız lazım. Şimdi burada bize soruda ne belirtmiş? Bunun suya göre hız vektörü belirtmiş. Buna da arkadaşlar akıntı hızı belirtmiş. Şimdi eğer bu şekilde çıkarsa x'e çıkar. x'e çıktığını biliyoruz. Ama burada akıntı hızı kaç birim? 3 birim ama suya göre hızı daha fazla. Bize akıntı hızının o zaman suya gözden büyük olması istedim. O zaman bu durumda suya göre büyük olduğu için o zaman x'e ne yapamaz? Çıkamaz. O zaman x ifademizi çıkamayacağını yapalım bilelim arkadaşlar. Aynı şekilde acaba y'ye çıkar mı? Y'ye çıkması için akıntı hızının bu kadar olması lazım. O zaman akıntı hızımızın büyüklüğü ne kadar? Akıntı hızımızın büyüklüğü o zaman 4 birimi oldu. Ama burada suya göre hızımızın birimi 4'e 2 oldu. O zaman yine suya göre hızı akıntı hızından büyük olmuş oldu. O zaman ama akıntının suya göre hızından O zaman bu y'de ne yapma Çıkamaz arkadaşlar. E, o zaman şöyle yapalım. Şimdi eğer buradan buraya çıkması için e, çıkması için akıntının bu şekilde olması lazım. o zaman burada akıntı hızımızın değeri kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5 birim oldu. Akıntı hızı burada 5 birim oldu ama suya göre 4'e 2, 4'e 2 arkadaşlar tane daha küçük. Çünkü 3, 4, 5 hükümde burası 5 olur. O zaman burada ne yaptı? Buraya çıkabilir çünkü akıntı hızı burada büyük oldu. O zaman buraya çıkan her türlü buraya çıkar. O zaman nereye çıkamaz? X ve Y'ye çıkamayacağını yapmış oluyoruz. Burada söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz şöyle birbirine e, paralel yollarda e, duruştan harekete geçen K ile İM zaman grafikleri şekildeki bir de. bunu göre K aracının L aracına göre hızının zamana bağlı değişim grafiği nasıldır? O zaman arkadaşlar burada bir ne yapalım? Bir hız zaman grafiği çizelim. Hız zaman grafiğini şöyle yapalım. Şimdi burası e, hız grafiğimiz olsun. E, şurası zaman ekseni olsun arkadaşlar ve bunun grafiklerini çizmeye kalkarsak şöyle yapalım. Şimdi e, buradaki hız-zaman grafiği bu K cisminin hız-zaman, e, e, bu da L cisminin ime zaman grafiği. E, i̇me zaman grafiğinin alan hız değişimi var. Bu arada buradaki hız değişimi bunun artı ve buradaki hız değişimi eksi ve Buradaki hız değişimi L'nin yani eksi v. Ve... Burası artı B. Çünkü bölgesine geldi. Pozitif bölge olduğu için. O zaman K'nın hız zaman grafiği şu şekilde olur. K'nın hız zaman grafiği ne yaptı? Önce arkadaşlar B'ye kadar arttı. Sonra tekrar ne yaptı? Aşağı indi. Çünkü eksi B'ye gelmiş. Burası K için hız zaman grafiği. Aynı şeyi L için yazalım. L ise eksi yönde hızlanıyor. O zaman L'yi de şu şekilde alalım. L de o zaman aşağı doğru ne yaptı arkadaşlar? Hızı eksi yönde ne yaptı? Bu tarafı doğru atmış oldu. Şimdi e, tekrar artı V'ye çıkmış. Tekrar hızı ne yapıyor? Tekrar şu noktaya geldi. O zaman e, bu noktada ne oldu? Buna e, L'nin e, hız zaman grafiği oldu. Şimdi demiş K aracının L aracına göre. O zaman K aracının L aracına göre grafiğini çizdiğimizde ve ilk başta ikisi de sıfırdı. L aracına göre hızı ne yaptı burada arkadaşlar? Artıyor. Bak devamlı ne yapıyor? Artıyor, artıyor. Demek ki T ana kadar arttı. T ana kadar o zaman bunun grafiğini çizersek T ana kadar arttı. E şöyle arttı arkadaşlar. Tekrar ne yaptı? Bakın tekrar L aracına göre hızı ne yaptı? Burada tekrar azalmış oldu. Tekrar ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. O zaman tekrar azalması lazım. O zaman grafiğimiz nasıl bir grafik olacak? O zaman t'ye kadar ne yaptı? Aradaki fark değerin artıyor, 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 artıyor. Sonra tekrar ne? Aradaki fark tekrar düşüyor. O zaman grafiğimiz burada C şıkkını söylemiş oluyor. Evet geldik üçüncü sorumuza arkadaşlar. Akıntızın sabit ve yatay doğrultu olduğu bir nehirde AB noktalarının aynı anda yüzmeye başlayan iki yüzücünün suya göre hızları şekildeki gibidir. Buna göre yüzücüler hangi noktaya ya da noktalardan karşı, e, karşılaşamazlar diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi hızları incelediğimiz zaman burada A yüzücünün hızı ne? Kaç birim? 2 birim. L, B yüzücünün hızı da e, bir birim. Hızla yol orantılıdır. Şimdi burada akıntı olmasaydı, yani akıntıyı biz arkadaşlar hiç olmadığını varsaysak o zaman A yüzsü 2 giderken B yüzsü 1 bilmeyecek. Kaç bölme var orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O zaman bu bunu iki kata gideceği için, o zaman bu, bu 6 birim yol giderse arkadaşlar, 6 birim yol giderse, o zaman bunun 3 birim yol gitmesi lazım. Şu anda akıntıyı ne yaptık? Hiç yokmuş. Akıntı hiç yokken arkadaşlar, o zaman bunlar ne yaptı? U'da karşılaştılar. Şimdi şöyle yorumlayalım. Akıntı o zaman sağa doğru olsaydı, sağa doğru olsaydı o zaman daha ileride o zaman burada karşılaşma şansları vardı. Çünkü o zaman 2V'yi akıntı hızı artırırdı burada. Eğer akıntı sola olsaydı o zaman ne olurdu? Ya Z'de ya da Y'de ya da X'de karşılaşma şansları vardı. Çünkü akıntının kaç birim olduğunu bilmiyoruz. O zaman akıntı olmasaydı U'da karşılaşacaktı. O zaman akıntı olduğu için U'da karşılaşma şansları kesinlikle arkadaşlar yoktur. Evet geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. Doğrusal bir yolda aynı yöne, doğru, aynı yöne doğru düzgün hızla hareket yapan P, araçlarının ivmeleri birbirinden farklıdır diyor. P aracının R aracına göre hızı birinci saniye sonunda doğuya doğru 60 metre bölü saniye, dördüncü saniye sonunda ise batıya doğru 30 metre bölü saniyedir. Yukarıdaki bilgilere dayanarak hangileri kesinlikle bulunabilir? Şimdi arkadaşlar bunların bir hız zaman grafiğini şöyle çizelim. İki tane... P ve R aracının hız zaman grafiği aynı grafik üzerinde şu şekilde gösterirsek şöyle yapalım. Şimdi e, burası o zaman e, hız eksenimiz olsun. Şurası da zaman eksenimiz olsun. Burada e, P aracımızı şu şekilde gösterelim. P aracımız böyle olsun arkadaşlar. Diğer R aracımız da şu şekilde olsun. Şimdi bize e, burada e, P ve R araçlarını ifade edersek. Şimdi bu P aracımız şu da arkadaşlar R aracımız olsun. Şimdi P aracına göre R aracına göre birinci saniye. Birinci saniye herhangi bir zaman olsun. Şurası bizim birinci saniye zaman aradığımız olsun. Şimdi R aracına göre hızı neymiş? Burada 60'mış. O zaman şuradaki e, fark 60 metre bölü saniye olduğunu söylemiş. Şimdi bize dördüncü saniye. Şimdi dördüncü saniye tabii ki ileride bir zamanda, Şurada bir yerde dördüncü saniye olduğunu varsayalım. Şimdi burası da dördüncü zaman aralığında. Yine R alacak. Yani kırmızı Kırmızı bu zaman bu tarafa doğru bakacak. Saatten ne demişti burada? Bu bunu aşağı doğru, yukarı doğru, doğuya doğru görüyormuş. Bu da bunu arkada aşağı doğru, batıya doğru görüyormuş. Burada, burası da 30 olduğunu söylemiş. Şimdi şuradaki açılar nasıl arkadaşlar? Birbiriyle aynı olduğunu görüyor. Şimdi ne demişti öncülerimizde? Araç, araç, i̇ki saniye sonra araçtan uzakta bulunabilir mi? Evet, önce şu diğer ifadelere bakalım. Araçların kaçıncı saniye sonra birbirlerine hızların sıfır oldu? Şimdi grafiği incelediğimizde alfalar aynı olduğunu görüyoruz. Şimdi buradaki 60 buranın 30'un kaç katı? 2 katı. O zaman şuradaki hız farkında birbirinin 2 katı olması lazım. O zaman hız farkının şuradan bir eksen aşağı çizdiğimiz zaman o zaman buranın 3 olması lazım. Neden? Çünkü şuradaki hız farkı 2 ise şuradaki hız farkı 1'dir. O zaman 60'lık 2 saniyede 60'lık bir hız farkı oluşuyorsa 1 saniyede 30'luk fark oluşur. O zaman bu 3. saniye hızları ne oldu arkadaşlar? Sıfırlanmış oldu. O zaman 3. saniye hızların birbirine göre sıfır oldu. Burada bulabiliyoruz. Şimdi 6. saniye 6. saniye arkadaşlar daha ileriki bir zaman aralarıdır. Yani şurasıdır. O zaman şöyle deriz. Şimdi buradaki zaman aralığı 1 saniyede 30 gittiğine göre o zaman buradan buraya toplam kaç saniyelik bir zaman farkı var? 3, 3 saniyede o zaman buradaki hız farkını 90'a arp Çünkü bir saniyede 30 3 saniyede 90'lık hız, e, hız farkı oluşur. O zaman 6. saniyede araçların birbirine hızının büyüklüğü bulunabilir. Evet, 2 saniye sonra araçlarınızı uzaklığı bilebilir miyiz? 2 saniye sonra araçlarınızı uzaklığı bulamayız. Niye bulamayız? Çünkü ilk hızları bilinmezse bu grafiğin alanı hesaplanamaz. O zaman birinci bulmamız zordur arkadaşlar. O zaman 2 ve 3 burada cevabımız oluyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.